Sun TV ekranlarına yeniden başlıyor. Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben İlci Bekar'la. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Hatta yeniden başla programını yapmayı daha 3-4 yıl önce tasarladığımda kendisinin kitabıyla bu dünyaya adım atmış bir insanım ben. Bugüne kısmetmiş bazı insanlarla tanışmanın hayatımıza girmesinin zamanı vardır diye düşünüyorum. Şu zamanı şimdiymiş. Sevgili yazar, eğitmen Meltem Reyhan konuğumuz. Hoş geldiniz Meltem Hoş Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Size de bahsettim aslında yayına başlamadan önce. Niyet Defteri kitabınız. 2018 yılında ben tanıştım. Çıkış yılını hatırlamıyorum ama benim tanışma bu versiyon zamanım. 2018. Onu 2015'te yayınlamıştım ilk versiyonu. Bu versiyon 2018. Evet. Genişletilmiş baskı bu aslında. Sonra da Sırlar Bohçası kitabınızı hemen edindim ve evimde bazı objeleri kaldırdım, attım hatta okuduktan sonra. Niyet defteriyle birlikte bazı cümle kalıplarımı değiştirdim. O yüzden benim hayatımda sizin haberiniz yok ama önemli bir yeriniz vardır. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. 2018'de sanırım bir uyanış yaşamam gerekiyormuş. Uranüs Boğa burcuna geçtiğinde 8. evime geçti ve ben bu konulara biraz ilgi duymaya başladım. Astrolojiyi böyle kullanıyorum. Bilmiyorum sizin de astrolojik bir ajandanız var. Evet, bu sene çıkarttım. Hayırlı olsun inşallah. Astrolojiyi siz nasıl kullanıyorsunuz? Çok fazla çünkü ben sizi astroloji kimliğinizde tanımıyorum. Evet, evet. Ama çok öne çıkartmıyorum. Kendi hayatınızda bir yeri olduğunu düşünüyorum. Nasıl kullanmak gerek sizce astrolojiyi? Biraz ondan bahsederek başlayalım mı? Şimdi aslında şöyle, mesela astroloji benim için çok sevdiğim bir hobim. Hı-hı. Merak ettiğim bir alan ve kendimi tanıma yolculuğumda da, hayatı anlama yolculuğumda da bir rehber bilgi kaynağı diyebileceğim bir şey. 2007'ydi ilk tanıştığımda astrolojiyle. Bir astroloji grubu arkadaş çevremde onların konuştuğu farklı bir dil olduğunu fark ettim. İşte diyor Merkür'ün kaç derecede, Mars'ın nece konuşuyorlar anlamıyorum. Ve kendileriyle ilgili bu bilgileri de ezbere biliyorlar. Sonra o dünyaya girince gerçekten de çok yani derya deniz bir şey olduğunu evet. fark ettim. Ben kendi araştırmalarımla, merakımla ve inceleyerek buldum aslında astrolojiyle yolumu yol alırken. O günlerde ne oluyor? Hani haritalarımızda ne var, yakın çevrem ya da arkadaşlarım benim haritamda ne var? Aynı zamanda da o günlerde ne oluyor, işte gökyüzünde ne oluyor ve takip etmeye başladım. Bazı şeylerin yavaşladığını, işte bazı günlerde başınıza bir takım şeyler geldiği, acaba bunun astrolojiyle ilgisi var mı diye böyle eşleştirmeye başladığımda, evet bazısının var olasılık, bazısında hani olmuyor, bekliyorsun bir şey olmuyor. Hani yayın öncesinde de konuşurken hani kaza olacak diyor mesela veya çok sert enerjilerde o gün senin için çok güzel geçiyor. Sonra bunu böyle işte 14-15 yıldır okuya okuya inceleye benim bir şeyim oluştu. Astrolojiye bir bakış açım oluştu. O bakış açısında da şunu düşünüyorum. Biz bir doğum potansiyeliyle doğuyoruz. Ve yani o bizim işte kaynağımız, enerji kaynağımız, becerilerimiz, yeteneklerimiz ve karşılaşmalarımız var hayatın içinde. Ailemizle başlıyor bu düzen. Ondan sonrasında da o anda, olay anında fırsatı değerlendirme ya da fırsatı kaçırma diyebiliriz çok özetle hani olabileceği. Değerlendiriyoruz fırsatı ya da kaçırıyoruz ya da bir kazayı atlatıyoruz ya da o kaza başımıza geliyor. Yani olana kadar olay, astroloji bize bir şey söylemiyor. Olasılıkları söylüyor aslında. Evet. Ve bizim zamanlamayla ilgili belki adım atmak için önümüzü görmemizde bir araç. 21. yüzyılda aklımızı kullanarak bunu yapmalıyız. Eski insanlar bunu neyi ne zaman yapacakları ile ilgili göğe bakmış, yere bakmış, incelemiş. Hani böyle yol bulmuş. Ama hani bugün işte bir şey oluyor. Merkür retrosu oluyor ya da Mars retrosu oluyor. Hani böyle hayatımızı donduracak bir çağda değiliz artık. Ve kaptırıp gidip hani beklentiye girme de sakıncalı. Hani mesela şöyle bir lisanı vardır bazı astrologların. İşte bu yıl bilmem ne burçlarına şans gelecek, aşk gelecek. Yılbaşında dinliyorsunuz bunu diyelim ki. Evet. Bekarsınız. Diyor ki işte yengeç burçları bu sene evlenebilir, aşık olabilir. Aa süper. Bütün yıl bekledim öyle bir şey olmadı. Bu zaten mümkün değil. Bütün yengeç burçları için tabii, ben böyle de bir şey olması olası değil yani. Evet. Sevgili Hakan Kırkoğlu Hoca bir kere bana şunu söylemişti. Ben ona bir soru yöneltmiştim. Hocam işte yengeç dolunayı var. Benim 10. evim, kariyerimde işte terfi alır mıyım, şöyle olur muyum, böyle olur muyum dedim. Bir maçta dedi gol olması için sadece bir kişi mi çalışıyor dedi. Bir kişi mi gol atıyor dedi. O pası
bir araya getirmek için dedi, bütün şeylerin bir arada toplanması gerekiyor. Yani sadece bir dolunay seni terfi ettirmez. O yüzden bütün açılara bakmak lazım, değerlendirmek lazım. O da çok detaylı bakar. 3-4 evet. yerden destek var mı diye. Çok kıymetli bir astrolog. O yüzden evet. de ben de mesela bazen bana diyorlar neden astroloji konuşmuyorsun öğrendiğin halde. Ben hocalarım gibi konuşamadıktan sonra konuşmam haddimi bilirim diyorum. O yüzden herkes de zaten yapmasın bu işi. Kendimizi iyileştirmek için kullanabilmek çok kıymetli. Ve sizin şimdi ajandanıza şöyle bir göz attım size anlatırken de. Hem ay döngüleri var sanırım ve bunların da açıklamalarını görüyorum. Biraz bahsedersek içinden, içeriğinden. Mars İkizler Burcu retrosundan bahsediyor. Şu an gördüm. Onu tamamlıyoruz ya, bitiyor evet, artık sanırım. Bugün bitti. Bugün, aslında güzel bir gün. Evet, yani, güzel bir günde denk bitti. Geldik. Ne mutlu. Astrolojiyle ilişkimiz böyle. Bir de ben sizin para ile ilgili bir kitabınız evet. olduğunu biliyorum. Evet. Şu an yanımızda yok ama para bilincimiz nasıl oluşur? Biraz ondan bahsedelim mi? Çünkü son günlerde aslında çok da önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Evet. Yani modern dünyada artık para yani önemli değildir demek çok anlamlı değil aslında. Para herkes için önemli. Çünkü yani barınmanız, yemeniz, hayatınızı devam ettirmeniz için bir arabanın benzine ihtiyacı olduğu gibi bir insanın da para ihtiyacı var. Yani parayla olan ilişkiniz sizin hayatla olan güven, güç, değer kavramlarını nasıl algıladığınızla da çok ilgili. Yani sizin kıyınızda diyelim ki 1 milyon dolarınız var. Ama sizin almak istediğiniz araba 1 milyon dolarsa o size huzur vermez. Ama hani bazı insanlar için 1 milyon dolar müthiş bir rakamdır. Evet. Yani hayatı boyunca ulaşamayacağı bir rakamdır. Bazı insanlar için sadece bir araba, hatta belki bazen bir yüzük, bir yıl içerisinde harcayacağı paradır. Bu para kavramlarının oluştuğu yer en başta ailedir aslında. Yani aile ve sosyal çevre ve büyüdüğümüz coğrafyadır. Para bize nasıl anlatıldıysa, nasıl tanıtıldıysa çocukluğumuzdan itibaren, ki nasıl tanıtılır? Yaşadığımız olaylar, ailenin, özellikle babanın, babamızın yaşadığı olaylar, kariyeriyle ilgili, işiyle ilgili, ailenin yaşadığı işte borç, alacak, senet, paranın bizim seyrettiğimiz perspektiften paraya atfedilen anlamları biz kendi sözlüğümüze alırız. Kavramlar sözlüğümüze, para dediğimizde o karşılık gelir. Mesela şöyle bir şey oluyor, danışanlarımdan, öğrencilerimden dinlediğim, insanlardan dinlediğim, kendi hayatımda da yaşadığım ki, Para Ne Söyler Biz Ne Anlarız kitabında ben çok uzun örneklerle anlatıyorum bunu. Şimdi diyelim ki şöyle bir şey oluyor. Baba diyor ki bir şeye ihtiyacınız var. Çizme alacaksınız. Alınacak anne söylüyor belki. Diyor ki çocuğa çizme almak lazım. Hı hı. Dur şimdi ilk önce borcumuz var. Borcu ödeyecek. Şimdi o çocuk bunu duyduğunda veya anne döndü dedi ki kızım borcu ödedikten sonra alacakmışız. Baban veya sadece dedi ki baban şimdi değil dedi. O insanların birçoğu büyüdüklerinde önceliği kendilerine veremiyorlar. Yani dışarıya ödenecek, verilecek, yapılacaktan sonra kendine sıra geleceği düşüncesi var. Çalışıyor, parasını başkaları için harcıyor. Diyelim ki kendisine bir şey satın alırken oldukça cimri davranıyor, hesap yapıyor, etiket okuyor. Yok canım bu pahalı, bunu almayayım derken bir arkadaşını, sevdiğini, annesine, babasına hediye alırken veya birine ödeme yaparken ya da kendiyle ilgili bir borç öderken rahatlama hissi yaşıyor. Oh, parayı nereye koyacağımı buldum. Para ne içindir o insan için? Kendisi için değil, önce ödemeleri yaptıktan sonra kendisi için. Bu kalıpları, kayıtları fark etmediğimizden birçok insan şey der. Ya işte ben iyi kazanıyorum ama işte çok da gidiyor. Demek ki diyorum parayı yönetemiyorsun. Küçüklüğünden itibaren para kavramı sana doğru anlatılmamış. Buradan başlıyor aslında. Tabii büyüdüğümüz coğrafya, o coğrafyanın, ailenin, sülalenin paraya bakış açısı ve ailenin de para hikayesi. Evet. Bazı ailelerde para hikayesi çok şeydir yani mesela varlıklıdır aile. Miras aldısı, verdisi, geldisi, gittisi hikayesi vardır. Bazı ailelerde haksızlık edilmiştir. İşte şöyle hikaye dinlersiniz. Amcam babamın hakkını yediği için. O hikayeler çoktur evet. Evet yani işte veya dedem babama miras bırakma, anneme vermediği için, miras bırakmadığı için gibi. Ya da tam tersi. Bizim dede çok zengin olduğu için ondan kalan şeyler falan gibi böyle geçmişten başlayan aile hikayemizin bir parçasıdır para. Hı hı. Çünkü onu elinde tutan ve iyi yöneten insanlar erk sahibidir, güç sahibidir. Yani burada konu parayı hem kazanmak, parayı nasıl kazandığımız, nasıl bir hayat sürdüğümüzü de belli ediyor. Yani işimiz,
sosyal çevremiz, evimiz, arzuladığımız, satın almak istediğimiz, takas etmek istediğimiz şeyler ve aynı zamanda toplumun bize bakış açısı. Ve birçoğumuz için özgürlük kavramı. Yani o yüzden parayı yönetebilmek bizim gelecekle ilgili hayallerimizi, bakış açımızı bir şekilde şekillendiriyor yani. Hı hı. Evet, sizin yine kitaplarınızda okuduğumu hatırlıyorum. Cüzdan örneği. Cüzdanımızda böyle çok şey bulundurmamamız gerekiyor sanırım, evet. Değil mi? Bir de çok kredi kartı da kullanmak sanırım borçlanmayı getiriyor. Evet, 7-8 yıl önce YouTube'a böyle bir video koyduğumda bayağı bir infial olmuş. Hatta yani böyle çatıştı insanlar yorumlarda. Bir grup şey finansçılar ya da ne bileyim daha böyle bu konulara uzak olan insanlar suçladı, saldırdı. Böyle saçmalık mı olur? Uçağda artık kredi kartı kullanmadan olur mu falan. Bir grupta olabilir falan dedi. Hı hı. Yani artık kaç bin yorum olduğunu bilmiyorum. 1 milyona yakın görüntülenmesi oldu. Sonra kitabıma da koydum. Evet. Niyetin de içinde var galiba. Niyeti okuduğumu hatırlıyorum. Doğru, çünkü ben direkt cüzdanları değiştirdim. Doğru. Eskiden böyle faturalar var içinde. Bakıyorum fotoğraflar var, kredi kartları. Kredi kartlarını bir taneye düşürdüm. İşte. Bütün her şeyi azalttım. Fotoğrafları bile kaldırdım hatta. Sadece nakit ve işte bir iki kart. Kimlik mecbur var. Kimlik de sanırım. Var da mesela benim de var kimliğim. Hı-hı. Şeyinde ama görünür tarafında değil. Evet. Şimdi o cüzdan olayını bir daha burada anlatır mısınız? Evet. Şimdi 7-8 yıl sonra bakıyorum. Hı-hı. Şimdi klinik psikiyatristler, psikologlar bile hı-hı. yani para kavramını anlatırken kişinin paraya olan davranışının aslında bilinçaltındaki etkisini söylüyor ki ben de onu anlatıyorum ama ben bunu birazcık daha hicr ederek anlatıyordum. Zenginlik, cüzdanda saklı zenginlik sırrı diye mesela anlatınca herkesin dikkatini çekiyor. Çünkü sizin parayla olan ilişkiniz cüzdanı nasıl kullandığınız, dolayısıyla paraya, yani rasyonel para nesnesine nasıl davrandığınıza çok ilgili. Burada iki şey var. Cüzdan taşımayanlarla başlayalım ilk önce. Tabii. Cüzdan taşımayanlar genelde parayı sağa sola sıkıştırırlar. Hı hı. İşte ceplerini oraya buraya. O iyi bir örnek mi peki? Kötü bir örnek. Kötü değil mi? Paraya yani, değer vermiyor gibi. Hem değer vermiyor, parayı kontrol edemiyor. Yani bu tarz insanlar parayı yönetemeyen insanlardır. Hı hı. Para geldiğinde stres altına girerler. Ne yapacaklarını bilmediklerini nereden anlarız? Cebinde, işte cüzdanında veya işte sağda solda bilmediği para bulunca bir de sevinirler. Hı hı. Aa, paltomdan 200 lira çıktı. İyi bir şey değil bu. Bana mesela bazı böyle şey de yapardı. Ya hocam işte ben buluyorum 200 lira, bazen paltomda buluyorum 100 lira. Bu kötü bir şey diyorum. Neden diyor? Ya sen paranın nerede olduğunu bilmiyorsun. Hı-hı. Yani demek ki sen parayı yönetemiyorsun. Şimdi bu önemli. Saçılması, işte cebe sokulması o bu falan iyi değil. Parayı yönetemiyorum demek. Para geldiğinde ne yapacağımı bilmiyorum demek aslında. Öte yandan cüzdan kullanıp cüzdanın içerisinde neler gördüm bugüne kadar? Yani anlatsam bu programı bitiririz. Özetle birkaç örnek vereyim. Evet, çok güzel olur. 5 yaşına gelmiş çocuğuna aldığı pusetin faturasını buldu bir arkadaşım. Yaydık. Ben çok severim mesela. Bizi izleyenlere de tavsiyemdir. Mesela ilk defa cüzdan çalışması yapacak, cüzdanını düzenleyecek olanlar. Cüzdanınızda ne varsa masanın üstüne yayın. Hatta fotoğrafını çekin. Ben şey diyorum. Yani ilkel toplumlarda büyüyü böyle yapıyorlarmış yani işte benzer benzeriyle. Bakın diyorum neyi neyle bir araya getirdiğinizin fotoğrafını çekin. Fotoğraflar, cüzdanlar, firketeler, kürdanlar. Ne bulursam cüzdanı atmış. Ağrı kesiciler. Şöyle bir şey var, bazı insanlar şöyle kullanıyor cüzdanı. Cüzdana koyayım da kaybolmasın. Hı hı. Doğalar, tılsımlar. Ya para dışında, para kavramı dışında birçok şey. Bunların hepsi çıkmalı. Evet. Eskiler şey... Hurmanın çekirdeğini koyardı bereket evet. olsun diye. O koyulabilir evet, mi evet. hala? Var evet. mı onun bir mantığı? Ya şöyle, aslında neye inanırsak hı hı. o gerçekleşiyor. Ben bu konuda kendi inancı doğrultusunda, hani mesela benim annem de koyardı. Hı hı. Özellikle de bakla konulur İzmir'de. Hı hı. Aşurenin içine bir tane bakla atılır, kabuklu bakla. O kimin kaşığına gelirse onun o yıl çok... bereketli bir yıl geçireceğine inanılır. Aa, güzel bir inanışmış o da. Evet, Osmanlı'da da şey vardır mesela o aşure şeyinin içerisine gümüş para bağlanır kepçesine. Hı-hı. O dolaştırılır içinde. O para çıkartılır sonra para kesesine konulur, taşınır. Hani o bereket için sizin inandığınız bir şey varsa yapın. Ama tabii. gereğinden fazla bir şey yapmayın. Evet, bizim eskiden haçtan gelmiş hurma sanırım evet. koyulurdu. Öyle hatırlıyorum. Evet, evet. Yani mesela şöyle çekirdek koyan, hıdrellez parası koyan. Bunlar bence çok tatlı, inancımızı destekleyen,
bereketli olacağını bize inandıran güzel ritüeller. Ama fazlası gerek yok. Çünkü ben ya böyle torbayla şey baharat çıkarttığımı biliyorum. Yani bu ne? İçinde ne var diyorum mesela. İşte bilmem nereden aldım diyor. Şimdi cüzdanı kullanma biçimimiz, cüzdanın içinde olan bitenin farkında olmamız. Yani işte kağıtlar, notlar. Yine aynı şey o. Hani parayı köşeye sıkıştırmak, evet, sağda solda unutmakla aynı şey aslında. Bunların hepsi bir çıksın. Hı-hı. Özet vereyim o yani. O zaman çıksın onlar. Bugün sıfırdan cüzdanını düzenleyecek, para ilişkisini düzenleyecekler. Neler koysunlar o cüzdana? Para. Lütfen. Rica ediyorum. Şöyle eleştiriler alıyordum. Şimdi artık bu değişti. Çünkü çok insanın parayla ilgili fikri değişti. Bu cüzdan ritüeli diyebiliriz yani buna. Cüzdanda bir sadeleşme. Ev alanlar falan oldu. Çünkü parayla ilgili fikri değişti. Evet. Aslında cüzdanı, sadece cüzdan değişmedi. Parayı kullanma biçimi değişti. Bence para olsun. Şimdi biliyorum bu zırt zırt hani kartlarla kullanıyoruz. Hı-hı. Kredi kartı kullanmasak bile debit kart kullanıyoruz. Banka Hı-hı. kartı banka kullanıyoruz. Banka kartı olabiliyor mu? Ben banka kartımı taşıyorum. Hı-hı. Zaten harcamalarımın evet. bir kısmını banka kartıyla yapıyorum. Geri kalanı nakitle yapıyorum. Yani artık zaten şeyler de var. Yani QR'la telefondan da çekebiliyorsun. O yüzden de artık banka kartlarını da taşımayın diyebilir miyiz? Olabilir ama ben şöyle aslında ben nakit kullanılmasından yanayım. Biraz eski kafalıyım. Hı-hı. Çünkü şöyle şimdi bir şeyi satın alırken 4 tane harf giriyoruz. Çoğu zaman orada zıt diye giden bir şey var işte. Diyelim ki 1.000 liralık bir şey aldınız. Şimdi siz ona 5 tane 200'lük verseniz aldığınız şeyi gerçekten almaktan memnun musunuz? Karşılığını alıyor musunuz? Düşüncesi o kasada gelir size. Ben kasada çok insan izlerim. Mesela taksit var dendiğinde 7-8 olsun. Hı hı. Aslında belki de o aldığı ürüne gerçekten ihtiyacı yok. 8 ay boyunca cebinden daha kazanmadığı paradan verecek ve o ürünü alıp belki gardırobuna atacak. Ve sonra da parayla ilgili sıkıntılarım var diyecek. Hı hı. O yüzden mümkün olduğunca nakit. Ama hiç nakit kullanmayanlar, kartla ödeyenlere bile diyorum ki cüzdanınızı açtığınızda para görün. Parayı görün. Benim param var algısı olsun. Hı. Benim param var algısı çok önemli. Çünkü en büyük bence parayla ilgili aşılması gereken en büyük engellerden bir tanesi yokluk bilinci. Yetecek mi? Kaygılı durum yani. Ve olmasına rağmen parayı yanlış yere kullandığı için, doğru yönlendiremediği için asıl yapmak istediklerini yapamayan çok insanla çalıştım ben bugüne kadar. Yani mesela işte çok kolay olduğu için günlük 100 lirayla gidelim. Yani günde 100 lira öylesine harcadığını düşünelim bir insanın ki bugün artık İstanbul'a hareket etmek için de 100 lira artık öyle, çok evet. büyük bir şey değil yani. 3.000 lira yapar ayda bu. Değil mi? Yani 3.000 lira da yılda 36.000 lira yapar. İşte bu eğer 10 lira olsa 3.600 lira yapar. Bu hesapla benim birçok danışanım bu ıvır zıvır harcamayı bıraktılar. Para çünkü en çok küçük harcamadan kaçar. Büyük harcamadan kaçmaz. Siz büyük bir şeyi satın almadan önce düşünürsünüz ve ne bileyim büyük bir parayı cüzdanınıza koymazsınız. Ama küçük parayı harcarken şey deriz. Ay canım ne olacak yani 50 lira 100 lira. Ay bu da bundan olsun falan. Yıl içerisinde yaptığımız bu harcama bazen bir maaşımız olur. Bazen bir kiramız kadar olur. Cüzdanı organize eden, yani kartını koydu, parasını koydu. İşte diyelim ki kimliğini koydu ama ben kimliğin cüzdan açıldığında görülmesinden yana değilim. Çünkü kimlik ve para kavramları karışıyor bilinçaltımızda yani. Para bizim kimliğimizi belli eden bir şeymiş gibi oluyor. Kredi kartı mümkünse ben bir tane kullanılmasından yanayım yani. Evet, bir kontrol tane. Ve yönetim yani, açısından. Ben de şeyi sevdim. Şimdi online alışverişi yapmak için bir tane, o da limiti az bir şey olsun. Çünkü korkuyor insan, internet dolandırıcılıkları, siber saldırılar da çok fazla var. O yüzden biraz sadece online işlemler için kart bulunduruyorum. Şunu fark ettim. Kartlar gidince, şimdi bankacılar bize kızacaklar evet. ama kartlar gidince borç da bitiyor. Evet. Yani zaten olduğu kadar harcıyoruz. En değerlisi şu, bizim çok güzel bir atasözümüz vardır. Ayağını yorganına göre uzat. Yani insanın parayla olan ilişkisi kendini hapsedilmiş hissettiği herhangi bir kavramdan, yani işte borç ödemek zorundayım, para bulmak zorundayım veya bu işte devam etmek zorundayım. Çoğunlukla parayla olan ilişkimizden kaynaklı ve modern dünyada çok şeyi arzuluyoruz. Ve böyle bir şeyde baskı altındayız yani. Mesela işte bu kadar kıyafetin olmalı, şunu da almalısın, bunu da yapmak zorundayım duygusu var. Paranız, nakit paranız yok ve kredi kartı da kullanmıyor iseniz
paranız olmadığında, elzem olmayan hiçbir şey satın almıyorsunuz. Hı hı. Evet, çok doğru öyle. Peki anne ve babamızla olan ilişkimiz para bilincimizi nasıl etkiliyor? Biraz önce babayla olan ilişkimizden bahsettiniz aslında, evet. Ama biraz daha değinecek olursak anneyle olan ilişkide etkiliyor mu? Etkiliyor. Yani çünkü anne ve baba bizim hem sembolizmde hem gerçekten rasyonel dünyada geçmişimizi ve geleceğimizi sembolize ediyor. Yani biz annemizle birlikte dünyaya geliyoruz. Annemiz dünyaya geldiğinde bizim bir parçamız onun bedeninde dünyaya geliyor. Annemizin yumurta rezerviyle birlikte doğuyoruz biz. Hatta şey diyorum, belki üzerimizde bilmediğimiz bir işaret var o yumurtalıkta. Yani annemiz büyürken onun yaşadığı her şey bizim de DNA'mıza bir şekilde nakşediliyor. Sonra babamız ortaya çıkıyor ve biz ortaya çıkıyoruz biyolojik olarak da. Annemizin hamileliği boyunca yaşadığı her şey zaten bizi çok etkiliyor. Yani onun sinir sistemi aracılığıyla duygusal olarak kasılması, üzülmesi... Herhangi bir şey. Ve doğduk ve bizim bir doğum hikayemiz oluştu. Babamızın o dönem yaşadıkları, annemizin yaşadıkları, ailemizin yaşadıkları bize daha sonrasında anlatılır. Sen doğduğun zaman da işte bir sıkıntı çekmiştik, ülkede şu vardı, işte babanın işleri çok iyiydi. Hatta böyle uğurlu uğursuz çocuk sayılır bizim şeyde. Gelinin ayağı uğurlu değil, çocuğun, evet. Çocuğun doğumu... Bir de bu anlatılır yani. Bir de öyle hani, şeyler de var, doğru, uğurlu geldi, uğursuz evet. Geldi. Yaşanan bizim hatırlayamadığımız yani belki bilinçli bir şekilde hatırlayamadığımız ama bilinçaltımızın hatırladığı o dönem zaten bize bir şekilde anlatılır yani. Ve sonrasında da bizim ihtiyaçlarımız nezdinde işte bu satın almalar. Yani diyelim ki harçlık istiyoruz veya bir şey satın alınıyor, bir şey ediyor. Annemizin parayı kullanma şekli, babamızın veya annemizin de parayı kazanma ve kullanma şekli, babamızın kazanma ve kullanma şekli ve her ikisinin paraya bakış açıları. Şimdi şöyle bir şey olabiliyor bazen. Anne çok eli sıkı. Onun da sebebi şu olabilir. Annenin de doğduğu, büyüdüğü evde parayla ilgili bir konu olabilir yani. Paranın gerçekten yokluğu olabilir. Var olup da paylaşılmayan bir para olabilir. Bazı ailede para vardır, paylaşılmaz. Ya baba kendine harcar, ailesine sıkar yani. Bu yani anne ve babamızın büyüdüğü ailelerde yaşadıkları ve öğrendikleriyle kurdukları ve bizim de dahil olduğumuz bu ailede para nasıl dönüyor evin içinde biz bir şekilde öğreniyoruz. Bazılarımız için yok gibi bir şey. Her şey çok kolay hallediliyor. Ne istesek alınıyor. Böyle insanlar var yani işte bir şey ihtiyacım olduğunda bana alıyorlardı diyor. Ben parayı, para benim elime geçtikten sonra öğrendim ve yönetemediğimi anladım diyor. Her şey... Yani vereceğim ve alacağım. Sonra bir şeye ihtiyacım olsa bir şekilde hallolur. Düşüncesi geliştirmiş insanlar da var. Kumbarası elindeki para babası tarafından, annesi tarafından alınmış ve biriktirdiği para ya da herhangi bir şekilde kıyıya koyduğu para birileri tarafından alınacağına inanarak büyümüş insanlar da var. Annemiz ve babamızın parayla olan bir çatışması vardıysa yani para yüzünden, birbirlerini suçlamaları. Evet. Gene bunları dinledik. Böyle olunca biz fark etmeden bazen çok iyi para kazanabiliriz, çok iyi durumda olabiliriz ama para bizi strese sokuyor olabilir. Bunların hepsi ailede büyürken, hatta anne babamız da büyürken öğrendiklerini bize epigenetik olarak aktarıyorlar. Ve biz farkında olmadan gözden geçirmediğimiz için. Yani ben parayla ilgili ne düşünüyorum? Bizi evet. Dinleyenlere, bizi izleyenlere tavsiyem şu olur. Yani mesela para dediğimizde, para dediğimde nasıl bir etki oluyor? Mesela çoğu insan şey der, gelse ben harcarım. Öyle olmuyor. Peki o düşünce kalıbını değiştirmek mi lazım? Gelse hemen harcarım. Bir de şu vardır, yok deyince yok olur. Gerçekten yok deyince yok olur mu para? Olur, şöyle yok olur, yok deyince. Yani sizin paranız vardır ama harcamaya kıyamıyorsunuzdur. Ya bu para büyük bir para olmak zorunda değil. Diyelim ki sizin kıyınızda 10 bin lira bir paranız var. Aylıkta hani normal kendi ritminizi döndürecek bir geliriniz de var. Ve herhangi bir şekilde bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Hani güzel bir tişört gördünüz. Aslında onunla hem ihtiyacınız var hem satın alabilirsiniz de. Ama şunu diyorsunuz. Yok şimdi paraya bunu almayayım, buna para vermeyeyim. O para kıyıda dursun da bir şeye lazım olur. O para sizin için yok ve o parayı kafanızda harcamak için kurguladığınız bir şey var, güvende hissetmek için. İşte bir borç çıkarsa, bir arıza çıkarsa o parayı oraya doğru kullanıyorsunuz. Paranız var ama sizin için yok. Evet.
Ya da para, gerçekten bu böyle bir para yok ve siz para kazanamayacağınıza veya istediğiniz kadar para kazanamayacağınıza kendinize inandırdığınız için, en başta astrolojiyle ilgili söylemiş ki yani fırsatı insan kullanır ya da kullanmaz, ama fırsat verildiyse bazen hani o şans size verilmez, kullanmazsınız. Parayı kazanmayacağınıza ya da paranın size konfor getirmeyeceğine olan inancınız varsa, işte herhangi bir şekilde gelse bile hemen onları dağıtmak, plan yapmamak ya da hiç kazanmakla ilgili adım atmamak gibi kararlarınız olabiliyor. Evet. Peki şükür enerjisinin aslında her şeyi arttırdığını biliyoruz ama biraz da o konuya da değinmek isterim. Şimdi bazen şikayet ediyoruz. Şikayet etmek elimizdekini de götürür mü? Evet. Buna değinelim. Bazen de gerçekten de çok da müsriflik de yapabiliyoruz. Her şeyin belli bir oranda olması elbette makbul olan ama yeterince şükretmeyenler var. Şükretmemek yokluk bilinci oluşturur mu? Bir ona değinelim. Bir kısımda merak ettiğim yine parayla olan ilişkimizi düzeltebilmek adına şimdi şükrediyoruz ama bazen de kendimizi aza kanaat etmeye zoruyoruz. Mesela diyoruz ki işte bir tane evim olsun, başka hani bir şeye ihtiyacım yok, yeter bana. Bu da insana aza kanaat etmekte azlık bilincinde mi bırakır? Yani sonuçta Allah'ın sonsuz bir haznesi var, isteyin vereyim demiş. İstemek mi gerekiyor daha fazlasını, ama uçmadan mı yapmak lazım? Güzel aslında, çok da ince ince geçişler bunlar. Şimdi şükür aslında olanın teşekkürü. Yani olanın farkında da olmak. Yani bir şeyin, bir eksiğin giderilmesi, nefes almak da bir şükür sebebi olabilir. Eğer biz nefesle ilgili bir sorun yaşamadan, nefes aldığımız kolaylıkla ve hani sağlıklı bir şekilde nefes aldığımız için şükürdeysek, farkındaysak yani aslında o akışın şeyin, onu korumak ve o halin bizimle kalması için de bir yaşam organize ediyoruz. Ama biz boğazımıza bir şey kaçınca, üst solunum yolları enfeksiyonu geçirince ya da işte herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşayınca ya da işte bunu, böyle bir sıkıntı yaşayan insanı görünce, bir dakika ya, yani bak nefes almak önemli bir şeymiş dediğinde, o şikayet halinden ya da kör halimizden uyanabiliyoruz. Bazımız da işte bir şey kaybedince yani tekrar kavuşmak üzere dua ediyor, şükrediyor. Geldiğinde gene şımarıyor. Yani şükür aslında neye sahip olduğumuzun, gerçek zenginliklerimizin farkına varmak. Yani işte nefes gibi, sağlık gibi, sevdiklerimizin yanımızda olması ya da hayatın içerisinde zamanımız olması gibi, çok basit gibi gözüken ama hayatın özü şükretmek. Yemek yiyebilmek. Yani mesela şikayet nerede oluyor? İşte şunu yiyemiyoruz. İlk önce yiyorsun ama hani buradan bir şükür sebebi olabilir. Ama şimdi o eşik, hani daha aza kanaat etmek, kadercilik gibi geliyor bana orada da. Hani mesela ne yapalım, bu var, bu da değil. Yani bugün bu var, şükür. Evet, ama daha iyisini hak ediyorum, istiyorum ve olabilir düşüncesi de o sonunda şükre götürecek şeyin talep edilmesini, edeple talep edilmesinin kapısını açabilir. Ama arsızlık da çok tehlikelidir. Bence zaten arsızlık gizli bir şikayettir. Yani daha istemek. Yani bu güzel ama hani bu tatile geldik ama bir dahaki sefere yurt dışına gidelim. Yani işte bu var aması şikayet. Daha fazlası olacak. Burada tatminsizlik doğuyor. Evet. Tabii şimdi isteklerimizi yöneltirken bazen de şunu da yapıyoruz. Ben bu konuda biraz kargaşaya düştüm, size onu sormak istiyorum. Mesela oturduğum yerden hiçbir şey yapmadan sadece işte teknem olsun, özel uçağım olsun. Ben inanıyorum, teknem olacak benim, özel uçağım olacak, işte Bodrum'da yazlığım olacak, işte Londra'da evim olacak. Ama hiçbir şey yapmıyorum, üretmiyorum. Bunun bir mantığı var mı? Yani sadece inanmak, olumlu düşünmekle olacak şeyler mi bunlar? Psikiyatriste istek şizofren olduğumu söylemiyorum. Ama gerçekten insanların bir kısmı bu şeye geldi yani. Hani mesela bu öğretilerin kafa karışıklığı yarattığını düşünüyorum. Çünkü bu öğretilerin kökü, kaynağı eski insanlar. Ve eski insanlar bile dememin sebebi şu. Hani şimdiki iletişim, bilgimiz, öğrendiğimiz şeyler çok daha fazla. Onların ömürleri yetmiyor bu kadar şeyi. Bizim 10 yılda öğrendiğimiz onların ömürleri yetmiyor. İşte onların bile şöyle bir şeyi var.
Mesela başına bir şey geldiğinde, bunun tersi de başına bir şey geldiğinde, hı-hı, yani birisi onunla uğraşıyor oluyor bu tarz insanların. Eski insanlar da öyle. Başına bir şey geldiğinde kötü ruhlar ve tanrılar onunla uğraşıyor. İyi bir şey geldiğinde hani çok kafaya takmıyor ama mutlaka bir şükür şeyi var. Fakat en başta şu var. Diyelim ki bir balık balığa çıkacak. Balıkçı örneğinden, hı-hı, gidelim. Balığa çıkacak. Balık için ne yapması lazım? İşte avlarını falan hazırlaması. Bunu hazırlamazsa ona tembel diyorlar. Hazırladı, her şeyi düzgün yaptı, tam da zamanında çıktı, iki balıkçı çıktı, biri şey yaptı, aldı geldi, ötekisi alamadı. Diyorlar ki sen çalışkansın ama tanrılar sana vermedi. Tanrılar seni cezalandırdı hatta, hmm, kötü ruhlar seni cezalandırdı. Şimdi modern insan, yani bu kadar her şeyi gören, hele bir de artık şimdiki hani büyük bir orman diye düşünürsek büyük şehirleri, avlanma için her gün hani silahlarımızı kuşanıp çıktığımız yeri çok iyi tanıyoruz aslında. İş hayatı, Marmaray veya işte büyük şehirlerde başka metrolar, şunlar bunlar. Oradaki şartları çok iyi biliyoruz. Şimdi o şartlardan kaçmak için, bir dünyaya kaçmak zaten hani şizofrenin şeyi odur, yani gerçeklikten kaçmaktır. Yani şimdi sizin Londra'da eviniz olması için en az 500 bin sterlin paranız olması lazım. Yani merkezde istiyorsanız birkaç milyon sterlininiz olması lazım. Şimdi mucizeyi bu şekilde tanımlamak çok gerçekçi, evet, bulmuyorum. Hani burada sosyal medyanın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela bazı insanlar çıkıyor, şöyle bir şey anlatıyor. Bunu hayal etmiştim gençken. Biliyordum zaten zengin olacağımı. Ben şuna bakarım. O parayı nasıl kazandı? Para kazanmak bir yoldur ama yani bir yol seçmiştir ama, hı-hı, nasıl bir yol seçti acaba? Evet, değil mi? Bir de o da önemli elbette. O para nasıl geldi ona? Hani kapısını çalıp buyurun Londra'da ev istiyordunuz 500 bin sterlin diye gelmedi. Hı-hı. Yani hani çeşit çeşit yöntemler var para kazanmak için. Hani yolumuzda tabii ki hayallerimizi, hı-hı, ifade edeceğiz. Açık olacağız. Hayat bunun için bir şey gibi, büyük bir hazine odası gibi ama hepimizin elinde tuttuğu hazine kutusu aynı büyüklükte değil. Biraz orada ayakları sağlam yere basmak da çok kıymetli. İsteklerimizi elbette olumlu düşünelim, isteyelim buradan çıkan sonuç ama gerçekçi olmak lazım dediğiniz gibi. Peki son olarak şimdi ben paradan başka konulara da geçmek istiyorum ama paranın bereket enerjisini nasıl düzeltebiliriz diyelim ve diğer konulara da biraz zaman ayıralım. Tamam, kısacık bir şey vereyim, birkaç ritüel önerisi vereyim. Çünkü ritüeller bizim bir kavramı anlamamızı ve ele tutulur hale getirmemizi kolaylaştırıyor. Şimdi parayla ilgili çoğunlukla harcama, değerlendirme ve ne yapacağımızı bilememe ve küçük parayı büyütemeyeceğimiz algısı var. Çoğunlukla bunları gördüm ben bugüne kadar. Yani bundan ne olur ki harcayayım gitsin bari. Harcama enerjisinden özgürleşmek lazım. İlki bir ay harcama orucu yapsınlar. Para enerjilerini düzeltmek isteyenler. Şu şeyde, sistemi de şu. Ne satın almak istiyorsanız elzem evin bir ihtiyacı olmadığı sürece, yani sizin bir ihtiyacınız olmadığı sürece 10 liralık bile olsa bir şey harcamayın. Yani yemek içmek dışında harcamayın gibi. Onu kıyıya koyun. Hı hı. Yani bu rasyonel bir paraysa, elinizi tutunuz bir paraysa kıyıya, bir kumbaraya koyun. Sanal alemde harcıyorsanız sepete atın, harcamayın. Hı hı. Bir ayın sonunda bir bakın ne oluyor orada. Yani 100 lira, 50 lira, 300 lira hala onu satın almak istiyor musunuz? Hı hı. O 300 lirayı, diyelim ki 300 lira bu, çarpı 12 yapın. İşte bu diyelim ki 3600 lira gibi bir para yaptı bir yılda. Siz 3600 lira sizin elinize versem kendiniz için gidip bir şey alır mısınız? Mesela gittiniz, çok güzel bir ayakkabı beğendiniz. Ben yani ne bileyim, bir seyahat, bir yolculuk, bir tren bileti. Çok pahalı ya, gidemem dediğiniz şey aslında sizin elinizde var. Hani yokluk bilincini konuşmuştuk, hı-hı, ya. Var ama siz yanlış yere değerlendiriyorsunuz, yok ediyorsunuz parayı. Bunun için bir kumbara, evet, öneririm mutlaka herkese. Çocuklara da para kavramının öğretilmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten Türkiye'de en büyük eksiklerden bir tanesi ergenliğe girmiş çocuğa bütçe vermemek. Hı-hı. Harçlığı bir aylık, haftalık harçlığı yönetmesine izin vermemek. Parayı yönetmesine izin vermemek. Bir de şey de çok seviyoruz, böyle tılsımlı işler yapmayı. Ben yıllardır yapıyorum. YouTube'da da öyle bir videom da var. Ben aynanın üzerine yapıyorum. Normal bir tabağın, hı-hı, üzerine de olabilir. Bir aynanın üzerine benzerini çeker yasası var. Çok, evet, kadim bir yasa bu. Ve aynada olanı çoğaltır. Para enerjisini çoğaltmak için, parayı değerlendirme enerjisini çoğaltmak için değerli madenler kullanılıyor. Artık bir gramlık gümüş de var.
bir gramlık, yarım gramlık, evdeki bir altın, gümüş, altın konulabilir. Neyi çoğaltmak, neyi birikime dönüştürmek istiyor isek 5 lira 10 lira bir para. Tuz ya da tatlı bir şey olabilir. Hani seven tuz bereket enerjisi ve dengeyi çok peki, şey kaya tuzu yapar. Vesaire. Kaya tuzu olabilir, bir parça kaya tuzu olabilir. Yani ekmelik, hani böyle rafine tuz değil de gerçek tuz olabilir. Tabii bunların hepsi niyetle ilgili olduğu için de hani paramı değerlendirmeye, gelen artsın, olan yetsin gibi bizim çok güzel böyle dualarımız, niyetlerimiz vardır. O, bu şeyi oluşturduğumuz tabağı ya da işte neyse aynayı nereye koyalım sorusu çok gelir. Salon olabilir, yatak odası olmasın. Banyo, yatak odası, çocuk odaları değil. Salon ya da mutfak sanırım değil aynen mi? Aynen öyle, çok doğru. Evet. Aynanın üzerine bir kaya tuzu koyuyoruz. Altın, dolar para. Da olabilir belki. Evet, döviz de olabilir. Yani orada hani para enerjisini nereye toplamak istiyorum? Nerede artsın istiyorum? Bunu ben çok sevdiğim böyle bir oyuncu arkadaşımla yapmıştık. TL verdi, dedim ki hiç şeyin yok mu? Hani evde döviz falan. Var ama dedi hani benim döviz gelirim yok ki dedi. İşte olsun diye yapacağız ya dedim. Evet, çok güzel. Yaptık. Turneye çıktı. Bir dünya yani o şey değil, tiyatro oyuncusu. Yani turneye çıktı. 2 yıl boyunca her gittiği yerden arıyordu beni. Ya inanamıyorum zaten dünyanın her yerinden döviz gelirlerim oldu. Çünkü böyle işte 1 dolar, 1 euro bir şeyler bulduk evin içerisinde. Doğasında birlikte yaptık. İşte dedim ki döviz gelirlerin olsun. Umduğun olmadığın yerden güzel fırsatlar gelsin. Al sen de onu kullan. Bana sorarsanız o ritüel çok değerli olabilir ama en çok ifade ettiğimiz şey o anda niyetimiz yani çok değerli. Şimdi niyetlere de geçmek istiyorum biraz. Çok kıymetli çünkü bu kitabınız. Ben mesela çoğu niyetimi, dileğimi, duamı diyeyim yaparken tabii olumsuz cümle kalıpları kullanıyormuşum. Herkes kullanıyordu muhtemelen. Ama tabii bunu biraz hayatımıza yerleştirdikçe değişiyor kalıplar. Size sorayım, direkt bir şey isterken nasıl istemeliyiz? Çok net olmalıyız bence. Çok lafı dolandırıyoruz. Yani ben çok uzun yıllardır insanları dinlediğim, bu konuda bir anlamda öğretmenlik yaptığım diyeyim. Yani ben biraz öğretmenlik gibi görüyorum. Bilgiyi öğretmek için, emek verdiğim için. Çoğunlukla istemediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Özet vereyim yani bu konuda. İstemediğimiz şeylerden, korktuğumuz, endişe ettiğimiz olmaması için. Çünkü bilinçaltı şöyle bir şeydir. Yani bizim ilkel beynimiz saldırı altında kalırsa ya da herhangi bir tehdit altında kalırsa nasıl baş edeceğini önce organize eder. Yani o yüzden duygulara daha tetik cevap veririz yani. İşte araba örneği konuşmuştuk ya. Yani araba aldığımızda ya da birisi araba aldı kaza gelir aklımıza. Çünkü hani kaza olursa aman kaza olmasın düşüncesi. Halbuki orada arabayı kullanmak, keyfiyle kullanmak, tadını çıkartmak ve arabanın bize hizmet etmesi gelmez. Bu şeyden de ailelerden de öğrendiğimiz bir takım davranış kalıpları. Aslında genelde hep kazasız belasız derdik. Tabii. Ben de bazen yayınlarımda bahsederim hatta kazasız belasız kullanmamak gerektiğini yine sizin kitabınızda öğrenmiştim. Ve hayatıma da oturttum bu düzeni. Bundan sonra güzel günlerde sağlıkla kullanmayı nasip etsin Allah diyorum. Şeyde ibadet yerlerinde, camilerde, bazen kandillerde, mevlütlerde yapılan kalabalığa yaptırılan dualarda hocalar da şey yapıyor. Milletimize zeval verme, işte düşmanlarımızı güldürme. Ya diyorum niye yani? Birliğimizi koru, dirliğimizi koru. Allah'ın bereket içerisinde, huzur içinde yaşayalım dese bu hocalar. Evet. Niye böyle korku ve endişe? Çünkü o diyorum ya o tetikteyiz. Olumludan kastettiğim şu aslında. Ben aşırı pozitif yaklaşıma da hani az önce konuştuğumuz gibi her şey iyi olacak. Hayır, duygum içeride sıkışık hissediyor olabilirim. Bir korkum, endişem olabilir. Gerçekten de bir kazadan, bir hastalıktan korkuyor olabilirim. Çok sağlıklı, yani insan için çok sağlıklı bir şey. Ama onun karşılığında hastalık verme değil de sağlığım korunsun ya da sağlığıma kavuşayım. Yani ağzımızdan çıkan şey sonuçlandığında bize iyi gelecek bir şey olmalı. Evet. Bir de bazen eksik istiyoruz sanırım. Mesela ev istiyoruz. İşte şöyle olsun, böyle olsun, panjurlu olsun, bahçesi olsun. Ama hiç demiyoruz ki biz orada güzel yaşayalım, sağlıkla, huzurla, keyifli günler geçirelim. Mesela dilek dilerken. Bu da çok önemli değil mi niyet ederken? Bence o kadar önemli ki
bir tane danışanım bana geliyor, gidiyor işte, diyor ki hocam benim bir evim olsun, tapum olsun. Diyorum ki evim olsun, zaten var evin şu anda yani. Şu anda bir evin olduğu için bu niyet gerçekleşmiş. Peki o zaman dedi bir gün, tapum olsun benim dedi. Tamam ama hala eksik dedim yani. Şimdi o eksiği siz dışarıdan değiştirdiğinizde o kişinin bilinç dışı kaydı değişmediği için geçici bir düzenleme oluyor. Yani bazen de söylüyor iptal iptal falan diyor ya, tam o an iptal etti ama sonrasında o bulacaksın bir yolunu, söyleyeceksin. En nihayetinde bir yerden miras kaldı, bir evin 1/8'inin tapusu üzerine oldu. Kel dedi ki burada bir hata, evet dedim evet. Yani. Evin içinde, huzur içinde, o evin sana ne katacağıyla ilgili değil de böyle bir ucundan hani bir evim olsun bir tapum olsun. Yani tapu sana ne ifade ediyor ki dedim, bir kağıt parçası. Hı-hı. Ama o evin içinde oturmanın senin için bir anlamı varsa yaşam o fırsatı sunacak, sen de alıp kullanacaksın yani. Bir de ezber niyetler çok tedirgin ediyor beni. Hı-hı. Nasıl? Öyle. Kopya niyetler. Hı-hı. Bir de. Hani mesela şöyle, birisini görüyor, sizi görüyor, diyor ki işte evlisiniz, çocuğunuz var. Ay benim de böyle bir ailem olsun. Diyorum ki bu çok tehlikeli. O ailenin kaderini kopyalamak gibi. Evet, değil mi? Yani mesela bilmiyorsun ki dışarıdan onlar nasıl. Evet, o o gün mutlular. Gittin, yani aldın, kendin bir şey istemek yerine. Ay çok güzel, benim de böyle olsun, benim de olsun. İlham almak güzel. Mutlu insanlardan, güzel manzaralardan, güzel evlerden, iyi işlerden başarmış. Ama benim de öyle, ben de böyle olayım. Yani kopya. O ne yaşıyorsa ben de aynısını yaşayayım. Bazen bana gelir böyle işte imza günlerinde şöyle söylerlerdi. Ben de sizin gibi olmak istiyorum. Siz kendiniz gibi olun diyor. Benim gibi olmayın. Ben de sizin geçtiğiniz yoldan geçtim. Nasıl bir yoldan geçtiğimi bilmiyorsun. Belki ben çok ızdırap dolu bir yoldan geçtim. Hı-hı. Ya da benim kaldırdığım yük bana ağır değil ama belki sana ağır gelecek. Kendin gibi ol diyorum. Yani ilham al. Bir insan hepimize ilham olmalı. Yani doğa, dışarıda seyrettiğimiz her şey ilham olabilir. Ama tıpatıp aynısını olmak ki yani bence doğru bir şey değil. Evet. Yani almak istemek. Çok doğru. Gerçekten çok şey öğreniyoruz. Bir şeyler isterken ne kadar yanlış istediğimizin farkına varıyoruz. Konuşacak çok konu var. Ama süremiz azalıyor. Nasıl da geçti farkında değilim. Bir de rüyalardan bahsetmek istiyorum. Çünkü rüyalarda gördüğümüz semboller ne anlama geliyor? Semboller kitabınızda da tabii geniş yer verdiğiniz konular var ama bize de biraz bunları özetlerseniz nasıl yorumlayabiliriz sembolleri? Evet, semboller konusunun en önemli olduğu yerlerden bir tanesi rüya aslında. Hı-hı. Yani en ciddi olduğu zaten psikiyatride, psikolojide kullanıyor. Halk geleneğinde de rüya çok değerli ama gelin görün ki rüyanın dili, sembol dili olduğu için çok göreceli. Eğer biz o sembollere hakim olmaz da internetten arama motoruna sarı gömlek ne demek dediğinde işte hastalık yazdığında onu kopyalıyoruz bu sefer. Hasta mıyım acaba? Şimdi rüya evet bazen hastalığı haber verir. Mesela İbn Sina, Hipokrat, Bergamalı çok eski hekim Galen hastasının ilk önce rüyasını dinliyor. Rüyada bozulmalar, çürümeler, tiksinti veren şeyler, mesela bedende bir hastalık, bir bozulma. Hani bu hastalık deyince hemen herkesin aklına böyle kötü şeyler gelmesin ama benim rüya kitabımı okuyup başlangıç seviyesinde çok kötü hastalıkları yakalamış okurlarım var. Bana teşekkür maili atıyorlar. Hı hı. Rüyanın ilk önce iyi kayıt altına alınması lazım. Bir rüyayı iyi yorumlayabilmek. Bu hastalık mı diyor, sağlık mı diyor, bereket mi diyor, ne diyor anlamak için önce yazmalıyız. Modern dünyada istiyorlarsa ses kaydı da yapabilirler. Yani bazen gençler üşenebiliyorlar ama ses kaydı veya yazma işlemi uyanır uyanmaz yapılmalı. Sonra kayar gider rüya. Temel olarak birkaç önerim olacak. Yani bu rüya işi çok uzun bir iş. Ama yani bir kulağımıza şey yapalım, bilgiyi bir söylemiş olalım. Şimdi rüyada diyelim ki bozuk bir yumurta gördünüz ya da bir rengin bozuk, mesela şöyle deriz, bozuk bir sarı, kötü bir kahverengi, böyle çamurlaşmış bir yeşil. Bu belki de içeride sadece o günle ilgili bir rahatsızlık, yani işte yediğiniz içtiğiniz şeyin size dokunması veya bir bağışıklık sistemiyle ilgili bir şey ya da başka bir şey. Takip edin bunu.
Yazarsanız takip edebilirsiniz. Yazmazsanız, aa sanki ben geçen gün bir rüya görmüştüm olur. Şimdi rüyanın %70'i, 80'i iyi hissettirmez kendini. Yani o yüzden herkesin içi rahat olsun. Bir rüya gördüm, içim sıkıldı deyip beni arayan, mail atan herkese rüya yorumladıktan sonra ah bu rüya bu mu demek? İçeride, dışarıda kendimizi sıkışık hissettiğimiz konularda açılım vermek üzere gelir rüya. Ya da sıkışıklığımızı fark ettirmek üzere gelir. Temel olarak da şudur. Tanıdıklarımızı çok görürüz. Annemizi, babamızı, evet, tanıdıklarımızı. Bazen hayran olduğumuz film yıldızlarını, işte ne bileyim herhangi bir meslek grubunu, hı hı, ya da kanaat önderlerini görürüz. Bunu nasıl yorumlayacağız? O kişinin bizim için anlamına göre yorumlayacağız. Yani diyelim ki bir film yıldızını gördü birisi. Diyor ki işte bilmem kimi gördüm. Peki ona bakış açın nasıl diyorum? Ben onu aile babası olarak görüm diyor. Demek ki senin için böyle bir sembol. Rüyanın dili sembol dili demiştik ya. Hı hı. Yani ya da çok böyle eleştirdiği, beğenmediği bir kişiyi görüyor. Ama onunla tanıdığı siyasi ya da işte artist birisini görüyor. Diyor ki nasıl bakıyorsun ona? Bakış açın ne diyorum? Hiç beğenmiyorum kendisinin tavırlarını diyor. Senin kendi hayatında beğenmediğin tavırlarınla ilgili hoşnut olmadığın, kendinden hoşnut olmadığın konularla ilgili olabilir. İçinde başkan geçen herkes, istisnasız herkes, hı hı, rüyamızda ya da konum olarak çok üst düzeyde olan insanlar bizim kendi ruhsal yolculuğumuzu sembolize ederler. Evet. Şimdi size çok fazla sorum vardı, eksik kaldı. İnşallah tekrar bir yayın sözü almak isterim İnşallah. Sizden. Ama İnşallah. Son bir soru aslında herkesi ilgilendiren bir şey. Bu sembolleri çoğumuz evimizde bulunduruyoruz. İşte mesela nar. Sizin semboller kitabınızda sadece kırmızı nar bulundurmak gerektiğini. Kırmızı turuncu gerektiğini. Yani böyle ateş, hı-hı, rengi. Evet, ben mesela yeşil narım vardı. Bunu okuyunca yeşil narımı attım hemen. Sonra şöyle dikkatimi çekti. Fil bulundurmayın evde, iş yerlerinde bulundurun yazıyor sanırım, değil mi? Doğru ya şöyle, hatırlıyorum. Fil yani bulundurduğunuz sembolün, hı hı, o hayvanın özelliklerine bakmak lazım. Fil bir kadın dişi ailesi. Hı hı. Şimdi mesela çoklu fil şöyle anlatılır bizde, böyle pazarlandı daha doğrusu, evet, kitapta da yazıyorum. İşte yedi fil berekettir kapıdan, hı hı, içeri, ya bu fil yok ki senin coğrafyanda. Bunu uzak doğuda yapıp gönderiyorlar. Adam da bir pazarlama stratejisi, hı hı, olarak diyor ki fil berekettir. Aslında fil bilgeliktir, kadın birliğidir. Ben bugüne kadar şunu gördüm. O kalabalık filleri tutanların hepsi anaerkil düzen. Annenin sözü geçiyor, kadının sözü geçiyor ya da kadın sorumluluk almış. Erkek dışarıda ya da erkek sorumsuz, aa, ya da erkek... Filleri kaldırın hanımlar hemen. Mesela tek fil erkek fili sembolize. Yani çoklu bütün semboller dişildir, tekliler erkektir. Erkek filler sadece, fil topluluğunda sadece içeriye iki şekilde kabul edilir. Hı hı. Çocuksa ya da çiftleşme zamanında. Ondan sonra, hı hı, zaten gider. Evet. Yani fil ailesi yürür, arkada erkek fil takip eder. Hı hı. Bir dişiyle birleştiğinde bebek olur, erkeği gönderirler. Bütün sorumluluğu anne, anneanne, teyze alır ve kadın liderlik eder. Genelde anneannenin liderlik ettiği, hı hı, büyükannenin liderlik ettiği fil topluluklarıdır. Bugüne kadar şunu gördüm. Bu fillere çekilenler de hep aynı aile düzeni oluyor. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Bir de Hazreti Fatma'nın elini çok koyarız. O evet, peki çok iyidir. İyidir değil mi? İyidir, çok iyidir. Ben şu an tam sadece bir koruma sembolü. Onu tutuyorum ve kırmızı nar. Yalnız fillerimi kaldırmıştım, geri koydum. Bugün itibariyle tekrar kaldırıyorum onları. O ayna şeyi varsa mesela o kırmızı narı oraya da koyabilirsiniz. Hı-hı. Çok güzel olur. Tamam. Güzel şeyler öğrendik bugün sizden. Çok keyifliydi. Çok teşekkür Benim ediyorum. Benim için de öyleydi. Geldiniz. Ayağınızı sağ. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bugün yeniden başlanın sonuna geldik. Dilerim sizler için de aynı şekilde keyifli geçmiştir. Öğrendiklerimizi bugün uygularsanız mutlu olurum. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.